Mesela üretmiş olduğumuz herhangi bir ürün, diyelim ki tonik. Siz bunu normal, standart üretirsiniz, şişelersiniz. Problem yok. Ama buna doğa yükleyebilmek mükemmel olur. Nasıl ki Japon yapıyor, biz de yaparız. O suya doğa ediyor, suyun şekli değişiyor, güzelleşir. Oradan yola çıkarak ben de şimdi çok yeni, modern bir aparat yapıyoruz. Yani bir makine üretiyoruz. Elektromanyetik ve elektrolüz, çeşit çeşit yöntemler içeren modern bir alet. Ona ayetler yükleyeceğiz. Ürün üretirken ne yapar bu? Aynı zamanda dua yükleyeceğiz. Yani bir damla suda 4000 bilgi var. Bir damla suda. Biz buna binlerce ayet yüklediğinizde ne olur? Dua yüklediğinizde vücudun şeklini, efendim, vücudun enerjisini artırır. O da bir şifa, yani yavaş yavaş. Şimdi dua okunarak böyle kristalleşen su tabii ki hücre içerisine girişi farklı, fonksiyonları farklı. Kötü, kirli bir su içildiğinde insan vücuduna faydadan çok zarar olur. Yani ne içiyorsun? İçtiğin şey nasıl bir şey? Onun için eskiden derlerdi ki dualı su, okunmuş su derlerdi. Bazıları gülerdi, okunmuş su diye alay ederlerdi. Oysa nedir? Atalarımız bunu zaten biliyorlar. 1000 yıldır biliyorlar. İbn Arabi 7700 yıl önce yaşamış. Ve açıklamış. İbn Arabi'den 700 yıl sonra yaşayan Aytunç Altındal'da kanın hafızası var. Kandaki altın oranı ne kadar yüksek olursa kanın hafızası artar. Ona göre değişir. Beynin hafızası da, vücudun hafızası da, kişinin bilgisi de ona göre değişir. Yani bazı insanlarda, mesela benim bir dostum var, üniversite falan mezunu değil. Geliyor biyoenerji üzerine biraz çalışmış. Bir biyoenerji masaj yapıyor, bir teknik yapıyor. Adamcağız elini üzerimde gezdirince böyle sanki elektrik bile bir sıcaklık hissediyorum. Ateş geçiyormuş gibi. Fakat diğer taraftan başka bir profesör, doktor, Çin'de, Hindistan'da, Rusya'da eğitim görmüş 30 yıl, profesör doktor olmuş. O da bana biyoenerji yapmak istedi. Hiçbir şey hissetmiyorum. 30 yıl çalışmış. Neden? Beyninde onun negatif duygular, düşünceler olduğu için bir şey veremiyor. İstediği kadar okusun. Okumakla ilgisi yok biraz da bunun. Ama diğer taraftaki vatandaş hiçbir şey okumamış. Üniversite değil, lise mezunu. Ama içerisinde var. Ne yapıyor? Enerji verebiliyor. İnsan üzerinde elini gezdirdiği zaman enerji akıyor. Evet, böyle bir güzel çalışmamız var. Ormusu ve diğer bütün ürünleri manyetik, elektromanyetik, elektrolüz ve ışın yoluyla, çeşitli yöntemlerle, güzel duvarlarla yüklediğimizde ne olacak? Gücü artacak. Bu yapılan bir şey, yapılmayan bir şey diye bazıları yapıyor. Biz de yapabiliriz. En iyisini yapmaya muktediriz inşallah. Doğru söylediniz hocam.